Demek ki seçim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaydı. Akşener hem ittifaklar hem de genel seçimde yaşananlar hakkında konuştu. Ama Akşener'in asıl gündemi 2024 yerel seçimleriydi. Akşener, İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracaklarını söyledi. Arkadaşlarımız bana dediler ki, siz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını bizden aldığınız yetkili Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz. Sonra onları çağrıda bulundunuz. İki arkadaş da bunu kabul etmedi. Biz de gösterebildik. Birinden biri adayım deseydi oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey. Velhasıl kelam, arkadaşlarımız diyor ki, milletin sesini değerlendirmedi bu arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Onları övebilirsin de. Sorun yok. Ama biz her yerde ayrı gireceğiz. İstanbul ve Ankara dahil. Ben de katılıyorum buna. Şimdi bunu genel idare kurulumuza getireceğim. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze aldıklarını söyleyen Akşener, hepsini göze alıyoruz. Öyle adaylar çıkaracağız ki belki bizimki seçilecek dedi. 81 ilde aday çıkaracaklarını vurgulayan Akşener, Ümit Özülalem'in İzmir'de aday olacağını söyledi. Mesela İzmir'de CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özülalem şu an itibariyle çalışıyor ve bize ben adayım dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum. Daha dün Bursa'da bir ilçe başkanımızı belediye başkan adayı ilan ettik. Bursa özelinde olmak üzere bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Mesela Antalya'da bir arkadaşımız geldi bana. Ben aday olmak istiyorum dedi. Çalış dedim. Şu anda çalışıyor. Eskişehir'de genç bir arkadaşımız var. Bakacağız. 81 ilde aday çıkaracağız. Bu karar genel idare kurulundan geçtiği andan itibaren nihai karardır. Akşener, İYİ Parti'nin el yükseltmek için seçimlere ayrı girme çağrısı yaptığı eleştirilerine tepki gösterdi. O resimde ortaya çıkan şu. Bu kafayla gidiliyor askere, tez alınıyor tezkere. Bugün itibariyle ne annem kalacak ne babam kalacak. Buna hazırım. Canı isteyen istediğini yapabilir. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Biz bütün bir seçim boyunca fakirin derdini konuşamadık. Emekliyi konuşamadık. Sığınmacıyı konuşamadık. Biz hiçbir şey konuşamadık. PKK'lı değiliz. Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir, namussuzdur diye gezdik. Aynı benim 2018'de FETÖ'cülük üzerinden düştüğüm duruma düştük. Biz el yükseltmiyoruz. Kardeşim, hiçbir şey istemiyoruz.